Hayırdır Junior, nereye böyle? Kızlar gezmeye mi çıkmak istedin? Gezmeye çıkmak istedim. Çanta bilem almıştım ben buna. Ta ne zaman? Kaskımı bulamadım ama. Bugünlük böyle idare edelim. Yeni düldülüm bu. Şimdi biraz süreceğiz. Junior da bize bisikletler hakkında biraz bilgi verecek. 6 kedi 1 Nidiye hoş geldiniz. Tüm çakmaları gerekiyordu. Junior 2 dakikada yapılacağını düşündüğü şeyi 15 dakikadır uğraşıyor. Almanlara kızıyor ama inşallah olacak. Buradan patates soğan alınca buna koymamam. Anca gazete, şey, ekmek. Nasıl yani? Şimdi biz de kısa bir mola verelim dedik. Junior bize şey anlatacak. Ya bir bisiklet mola alırken neye dikkat edeceğiz? Ya da mola vermek zorunda kaldık. Mola vermek zorunda kaldık. Bir bisiklet alınca neye dikkat etmeliyiz? 0-1 bisikletle senin bisikletin arasındaki ekipman farklarını bize anlatır mısın Junior? Öncelikle istediğin sorudan başlayabilirsin. Şöyle gösterelim. Şunu da şöyle koyalım. Onu da koyalım. Öncelikle her şeyi bir örnek alıyoruz değil mi? Kask, gözlük olsun, suluk olsun. Tabii. Buna dikkat etmemiz gibi, lazım. Eldivenler de. Şimdi sırayla anlatıyorsun. Fitness eldiveni mi onlar? Hayır. Değil. Yok, özellikle bisiklet spor için. Bitirin diyor, tamam. Tasarlanmış eldiven. Dekatlon'dan olmuş. Sıfır bisiklete göre ekstrası nedir mesela? Kilidi. Sana zaten hediye etmişlerdi. Tamam. Suluğumu vermemişler, çok sinirliyim. Önbagaj koymuşlar. Onlar benim zaten. Burası suluk için kafes, demir olduğu alan. Aynen. Oraya o ekipmanları... Boş zaten benimki. Kesinlikle. Seninki? Şimdi, benimkinde gördüğünüz gibi zaten kafes takılı. Suluk var. Ben kendim takmıştım, suluğum da var. Artı ben kendim ışıklandırma koydum. Gece çıkıyorsun gece değil için, mi sen? Tabii, gece için. Reflektör arka mü deniyor bunlar? Hayır. Arka stop lambası ve şurada farklı bir ışık yakıyor. Aynen. Ayrıca güvenlik için kendim şart. Aldığım kilit sistemi var. Tabii yurt dışından aldığım kilit. Çok bu çelikler hem ortak açıdan güzel bir şey hem de hafif ve bu istediğiniz yere rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Sonra? Bunun dışında neyimiz var? Reflektörler var. Sarı. Pompamız var. Junior demin bize yeni bisiklet almamız istediğimiz zaman neye dikkat etmemiz gerektiğini anlatmamışsın. Sadece anlatmışsın iki bisiklet arasındaki 40 evet, farkı. Evet yani konu oraya nasıl geldi bilmiyorum ama sonuçta o da önemli bir bilgiydi. Anlatılması gereken bir şeydi. Tabii ki tabii. Anlattık. Şimdi yeni bisiklet alınca neye dikkat ediyoruz? Öncelikle kendi vücudumuza göre yani şöyle söyleyeyim boyumuza, kilomuza göre uygun bir bisiklet almamız gerekiyor. Çünkü bisikletlerde 3 farklı ne diyeyim bedene göre yapılmış çeşitler var. Aha. Kadro çeşitleri var. Kadro. Yani bunlar hani small kadro yani en küçük kadro, medium kadro, orta boy kadro ve large dedikleri en büyük boy kadro. Yani uzun boylu insanlar için tasarlanmış. Bir orta de bayan bisikleti, erkek bayanların genelde kullandıkları en küçük kadro olanlar M kadrolar oluyor. Aha. Onun dışında zaten lady tarzı bisikletler var bayanların kullanabildiği. Evet. Onlar da small kadro diye geçebilir. Şimdi öncelikle buna dikkat ediyoruz. Onun dışında fren sistemi ve vites sisteminin güvenilir bir marka tarafından yapılmış olması gerekiyor. Yani evet. Çok basit bir sistem almamak gerekiyor. Ortalama yani sizi idare edecek bir sistem alabilirsiniz. Ne mesela? Shimano mesela, diyor Shimano'nun, değil mi? Shimano'nun, evet, Shimano'nun giriş seviyeleri mesela uygun seviyeler. Yani bisiklet kullanımıza göre, profesyonelliğinize göre bunu orta seviyeye... Çıktık, evet, vites sisteminde kalmıştık. Tekrardan anlattığımı söyleyeyim öncelikle. Evet, vites sistemimiz şimdi bu bisikletin... Kaç 20 vites bu? 21 vites. Nasıl saydık? Şimdi 3 tane aktarma vitesimiz var. Ana vites sayımız 7 ve ikisini çarptığımız zaman 21 vites 21 yapıyor. Vites. Yeterli evet, 21, değil mi 21? 24 21 vites de var. Artık 18 vites pek alan yok. Ve yapılan da yok, öyle söyleyelim. Şimdi 1, 2, 3 ayna kolun arkasında 3 tane aktarıcı vitesimiz var. Evet. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dişlimiz var. Bunları yine aynı şekilde çarptığımız zaman 21 vites. Burayla eş değer bir anlamda. Bunlar set öyle deniyor herhalde değil mi? Dün öyle konuştuk. Evet, bunların zaten ikisi de aynı fren şekilde... Fren seti mi? Hayır, bu vites seti. Vites seti. Evet. Aynı şekilde bakın burada da markasını görebilirsiniz. Shimano kullandığınız şey markasını görebilirsiniz. Shimano yazıyor. Ne yazıyor? Hayır, Shimano'nun hangi şeyisi o yazıyor. Yani hangi seviyesiyse onu gösteren bir şey. Şöyle bir şey yapıyor. İşte de netlemiyor ya. Onun dışında pedal setimiz de aynı şekilde ona dahil oluyor. Neden Shimano? Bu bir reklam yapmak amacıyla değil yani bu sistemde yok.
Şu gördüğünüz şey fren sistemi, şu aparatıyla beraber. Evet. Bu eski sistemde, mesela arkada gördüğünüz benim setimde V-Break denilen pabuçlu sistem var. Bu öteden beri gelen sistem bu şekildedir. Evet. Yeni nesillerin çoğunluğu bu şekilde. Disk aynı araba sisteminde olduğu gibi arada sıkıştırılmak suretiyle setin fren yapmasını sağlar. Onun dışında reflektörümüz var. Sonra nasıl anlatalım başka? Reflektör zaten malzeme. Reflektör, yani frenle zaten vites iyi olduğu zaman, bir de vücut yapınıza uygun alındığı zaman boy poz oranına çok güzel bir bisiklet alabilirsiniz. Evet, kadronun da kapattım. Kadroya da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu alınan kadro, alüminyum kadro daha hafiftir. Hı hı. Ama daha eski, daha böyle ucuz modeller de var. Onlar yalnız çelik benim ve demir karışım. Benim mesela eski bisikletim yerinden kalkmıyordu. Evet. Canımız çıkıyordu bir yerden bir yere kaldırıp koyalım diye. Çelik ve demir karışımından. Alüminyum iyi olmuş. Çok hafif çünkü. Evet, çelik ve demir karışımından yapıldığı zaman yani normaline göre yaklaşık 2 kilo falan daha ağır olma olasılığı var. Bu da tabii ki sürüşe de yansır. Artı bisiklet yerinizi taşıdığınız zamana da yansır. Evet. O yüzden ona da dikkat edebiliriz. Bisikletin de çok yakışıklı değil mi ya? Şunun güzelliğine bak. Yani maşallah. Zaten rengini görerek beğendim, zaten aşık oldum diyebiliriz. Evet evet, çok sevdim rengini. Başlıyorum. Herkese merhaba. Bugün çok kısa bir bisiklet turu oldu ama Cihir bize bayağı bir anlatı falan yaptı. Çünkü yağmur yağıyor şakır şakır. O nedenle turumuzu burada kısa keseceğiz. Ne yapıyoruz? Videoları beğeniyoruz. Ne yapıyoruz? Like'lıyoruz. Ne yapıyoruz? Yorum yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Hepinize iyi akşamlar.